TR35 ekranlarından, Hakkımız Hukukumuz programından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yine bir hak ve hukuk dolu programla karşınızdayız. Bu hafta ne konuşacağız derseniz, belki haftalarda fazla biraz iş hukuku konuştuk, gayrimenkul hukuku konuştuk, hatta kira hukukuna baya çok konuştuk ama ceza hukukuna biraz erteledik gibime geliyor. Çünkü artık son günlerde insanlar ceza hukuku konusunda ciddi bilinçli ya da bilinç dışı, bilerek ya da bilmeyerek hatalar yapıyorlar ve bunun sonucunda tabii ki hayatlarda çok büyük değişiklikler oluyor. Kimi zaman şikayetlerimizden kaynaklı değişiklikler yaşanıyor hukukun içerisinde, kimi zaman da mağduriyetlerden dolayı yaşanıyor. Biz de istedik ki ceza hukuk konusunda ne gibi haklarımız var, hukuk bize ne gibi yollar gösteriyor ve bizim ceza hukuku konusunda ya da şikayet ettiğimiz konularla ilgili ne gibi donelerle elimizde adaletin kapısına dayanmamız gerekiyor. Bunu ele alacağız. Hemen ben size konumu da tanıtmak istiyorum. İzmir Barosu Avukatlar'dan Sayın Yüksel Dilek. Sayın Dilek, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Bugün burada bulunmaktan onur, gurur duymaktayız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi dediğim gibi ceza hukuku gerçekten çok sıkıntılı. Yani mağdur olarak gider açısından da sıkıntılı, sanık olarak gider açısından da sıkıntılı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani oraya gittikten sonra zaten sıkıntıdan kaçma ihtimaliniz yok. Doğru. Ama o tarafında, ama bu tarafında olun. Ama gitmeden önce yaşanan bir takım sıkıntılar var ki bu sosyal hayatımızda ciddi insanın kafasında oradan buradan yarım yamalak bilgilerle yanlış anlaşılma ve yanlış yönlendirmelere sebep oluyor. Şöyle bir giriş yapalım diye düşünüyorum. Ceza hukukuna giren konular nelerdir? Neler ceza hukukunda ya da ceza davalarında konu olabiliyor? Şimdi Ali Bey, şöyle, ceza hukuku kamu düzenine ilişkin olan hususlarda devletin yargı organlarıyla koymuş olduğu kanunlarla kamu düzenine ilişkin düzen tesisi açısından kamunun huzuru, refahı, toplumun düzeni için çok önemli bir daldır. Bu konuda adli yargı görevlidir. Efendim, sulh ceza mahkemeleri, asli ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ceza hukukunun ana yapısını oluşturur. Bunların da en başında Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmaları yürütürler. Ceza hukukunun halkımızın anlaması açısından baktığı konulara değinecek olursak, toplumdaki huzur ve refahı sağlamak adına insanlar arasında eşitliği, adaleti sağlamak için kanunlarla konulmuş, karşılığında yaptırımlar gerektiren önemli bir hukuk dalıdır. Peki mesela şu konu var, vatandaş her şeyi şikayet etme hakkı var mı? Yani nasıl olsa kanunlar, nizamlar, hani şimdi genelde sosyal varyansımlarda ya da söylemlerde, işte ne bileyim, isyanlarda işte bunun şikayet edeceğim gibi bir mantık çıkıyor. Aslında şikayet hakkı hukuk neye göre veriyor? Şimdi şikayet hakkı anayasamızda düzenlenmiş bir haktır. Herkes kamu idareleri önünde, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet birimlerine, jandarmaya, sahil güvenliğe, gümrük muhafazaya, kolluk kuvvetlerine her türlü şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ancak kanunumuz bunu bir şekilde sınırlamış. Sınırlanmasının çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesiyle iftira suçunu düzenleyerek çizmiştir. Kişiler anayasal hakkı olarak şikayet hakkını kullanabilirler. Bu şikayet hakkını kullanırlarken doğrudan Cumhuriyet Savcısına müracaatla bu hakkını kullanabilir. Doğrudan emniyet birimlerine giderek bu hakkını kullanabilir. Doğrudan jandarma birimlerine giderek bu hakkını kullanabilir. Adli soruşturmaların başında da Cumhuriyet Savcısı yer alır. Vatandaşımız uğradığı mağduriyet sebebiyle kamu otoritesine, gücüne güvenerek bu birimlere müracaat eder. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, kolluk kuvvetleri bu gelen şikayetleri ivedilikle Cumhuriyet Savcısına iletirler. Cumhuriyet Savcısının talimatları konusunun doğrultusunda işlemleri yaparlar. Bizim ülkemizdeki yargı teşkilatımız
Emniyet Teşkilatımız şikayet hakkı konusunda bu şekilde çalışmaktadır. Ancak burada bir sınır vardır. Herkes her istediğini şikayet eder, istisna olarak iftira suçu düzenlenmiştir. Ya ben de onu soracaktım. Yani şikayetin bir hukuksal bir dayanağı mı olması gerekiyor? Yani benim canım istedi gideyim bir şikayet edeyim. Ya da ne bileyim hani klasik bir şey adliyede sürüm sürüm mantığıyla hasm olduğu, ne bileyim hasarlı durumda olduğu ya da tepki vermek istediği durumları da böyle götürebilir mi? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesinde iftira suçu düzenlenmiştir. İftira suçu bu şikayet hakkının sınırlarını çizmektedir. Eğer kişi işlemediğini bildiği halde bir kişi hakkında idari soruşturma veya adli soruşturma yapılması amacıyla işlemediğini bildiği halde bir şikayette bulunur ise ve yapılan soruşturma neticesinde gerçekten böyle bir şeyin olmadığı, iftira atmak amacıyla bunun yapıldığı anlaşılır ise şikayet eden kişiye iftira suçundan dolayı soruşturma başlatılır. Bu soruşturmalar kademe kademe cezayı gerektirir. Eğer işlenmediğini bildiğin halde bir kişi hakkında şikayette bulunuyor ise, kişi gözaltına alınmış ise, tutuklanmış ise, hürriyetinden mahrum kalmış ise o zaman daha ağır bir cezaya karşı karşıya kalır. Yani şikayet ederken aslında mağdur durumuna, sanık durumuna düşmüş oluyor. Tabii. Anayasamız herkese şikayet hakkını vermiştir. Ancak iftira olmamak kaydıyla. İspat yükümlülüğü var o zaman. Doğru. Yani, evet. Peki mesela şu mantık var mı? O şikayet hakkını Cumhuriyet Savcısına değil dediğiniz erkleri sayacağım işte ne bileyim sahil güvenlikti, jandarmaydı, emniyetti işte karakola gidip de şikayetleri. Bunlar da aynı kategoride mi yoksa o şikayetin direkt savcılığa yapılması yani emniyete yapılan şikayet ya da jandarmaya yapılan şikayetten de mi kişi aynı hukuki sorumluluğa sahip? Burada şu konuya açıklık getirmek gerekirse ülkemizde soruşturmaların başındaki tek yetkili kişi Cumhuriyet Savcısıdır. Bütün soruşturmalar, adli soruşturmalar olarak bahsediyorum. Adli soruşturmaların başında Cumhuriyet Savcısı bulunur. Cumhuriyet Savcısı kolluğa gelen bütün şikayetleri değerlendirir ve talimatlar doğrultusunda soruşturmalar yürütülür. Büyük şehirlerde ya da ilçelerde her zaman 24 saat görevli bir Cumhuriyet Savcısı bulunur. Vatandaşımız emniyet birimlerine, jandarmaya, sahil güvenliğe giderek yaşadığı olumsuzluk, mağduriyetle ilgili bir müracaatta bulundukları anda emniyet, jandarma, sahil güvenlik yani bunların tamamına kolluk kuvveti denir. Kolluk kuvveti ivedilikle konuyu Cumhuriyet Savcısına aktarır. Cumhuriyet Savcısı konuyu değerlendirerek yapılması gereken hususları talimat şeklinde kolluğa bildirir. Müracaatlarını alır, sonra değerlendirmesini yapar. Gerek duyarsa dava açılır. Dava açılır, yargılaması yapılır. Ülkemizde adli vakalar önce görevli Cumhuriyet Savcılarının önüne gelir. Büyük şehirlerde bunlar görevlendirilmiştir, farklı bürolar vardır. Dolandırıcılık, genel soruşturma, kaçakçılık gibi. Burada tasnif edildikten sonra Cumhuriyet Savcısının uygun görmesiyle dava açılır ya da takipsizlik kararı verilir. Yani muhakkak yapılan şikayetlerin tamamı bir karara bağlanır ve şikayet eden kişiye bu konu hakkında bilgi de verilir. Ya olumlu ya da olumsuz, olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkar. Peki mesela şu özellikle vatandaşların mutlaka kafasındaki beklediği soru olduğunu düşünüp süre var mı bunda? Yani bir şikayet yapıldıktan sonra hukuk işte ne bileyim kolluk kuvvetine şu kadar sürede bu işi bitir ya da Cumhuriyet Savcısı'na dediğiniz bu soruşturmayı şu kadar sürede bitirir yoksa bir geniş kapsamlıdır. İşte biz daha da araştıracağız. Bir daha araştıracağız. Hatta daha da araştırıyoruz gibi bir geniş kavram mı var burada? Tabii şöyle. Şimdi ülkemizdeki ceza yargılaması sisteminde şikayet konuları hakkında süre getirilmiştir. Mesela şikayete tabi hakaret suçu. Hakarete maruz kaldınız. Telefonla, mesajla ya da yüz yüze. Olayın olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet etmez iseniz şikayet hakkınız düşer.
Orada bir şikayet hakkı 6 ay yani. Süre vardır. Evet. Eğer soruşturulması gereken konu şikayete bağlı bir husus değil ise 8 yıldan başlar. Yani 8 yıl içinde müracaat etmediğiniz takdirde o husus soruşturulmaz. Veya soruşturma başladı. Her suçun nevine göre değişir. Soruşturmanın ve yargılamanın maksimum süreleri vardır. Soruşturma zaman aşımı, ceza zaman aşımı, infaz zaman aşımı, bunların hepsi sürelerle bağlıdır. Yani bir yargılama ilelebet devam edemez. Muhakkak bir gün çok uzarsa zaman aşımına uğrar ve o yargılama zaman aşımı sebebiyle kapatılır. Şikayet de zaman aşımına tabidir, süreye tabidir, yargılamalar da sürelere tabidir. Yani alelade uzun yıllar boyunca bir konunun soruşturmanın ya da ceza yargılamasının süresiz olması öngörülemez, düşünülemez, böyle bir şey yoktur. Kanunumuz, ceza muhakemesi kanunumuzda bu hususlar tek tek yer almıştır. Peki mesela benim özellikle sizden o gün, ay, hafta rakamını almaya çalışır mı? Siz biraz daha geniş tuttunuz, evet, onu vermekte evet, kaçırdığınız evet, için ben özellikle yine de soracağım en azından. Diyelim ki vatandaş gitti karakola bir şikayette bulundu. Evet. İşte kendisine hakaret edildiğini, ne bileyim başka mecralardan kendisine haksızlık yapıldığını vesaire diye. Savcı kanalına geldiğinde andan itibaren mi bir süre başlıyor ve bu süre ne kadar zamanda, işte atıyorum dava açılır ya da açılmaz. Hani sonuçlanması var bunda. Doğru, çok güzel. Şimdi, çok güzel. Süreyi anlamında çünkü vatandaşlar evet, şikayetimi ettim ama bir şey çıkmadı ki evet, gibi soru işareti var. Şimdi şöyle 2023 yılı Kasım ayında bir mağduriyet yaşadınız. Hakarete maruz kaldınız. 2024 ayı Haziran ayı oldu. Kolluk birimine gittiniz. Şu kişi tarafından bana hakaret içerikli mesajlar atıldı dediniz. Kolluk kuvveti sizin ifadenizi alır. Savcıdan talimatını alır. O evrak, o soruşturma evrakı savcının önüne gelir. Savcı bakar. Suç ne zaman meydana geldi? 2023 Kasım ayında. Şikayet ne zaman? 2024 Haziran ayında. Aradan 9 ay geçmiş. Artık burada şikayet hakkı düşmüştür. 6 ay geçtiği için düşmüş. Evet, evet. Takipsizlik kararı verilir. Bütün müracaatlar alınmak zorundadır. Yani insanların mağduriyetini gidermek anlamında devletimiz onların bütün müracaatlarını alma adına emniyet, jandarma ve cumhuriyet savcılıklarına bu konuda yasal zorunluluk getirmiştir. İnsanlar şikayette bulunabilirler her konuda, ancak dediğim gibi iftira olmamak kaydı şartıydı. Peki yasal süreci içerisinde başvuru, yani 6 aylık zamanı geçirmedi. Diyelim ki olduğunda başvurdu ya da bir ay sonra gitti başvurdu. Bu kişi o soruşturmanın sonucunu ne kadar süre beklemek zorunda? Şimdi yargıda hedef süreler vardır. Yargılamaların biteceği sürelerin şu anki örnek vermek gerekirse Asli Ceza Mahkemesi'nde bir kasten yaralama davası açıldığında öngörülebilir süre, yani bunu misal olarak söylüyorum, 300 gün. Yani bu yargılama 300 gün içinde bitirilmesi gerekir şeklinde yargı sistemimizde bu yeni gelmiştir. Bu 300 günlük süre içerisinde bunun bitirilmesi amaçlanır ama elde olmayan sebeplerle yargılama uzarsa ona da siz yine yargılama aşamasına girdiniz ama ben yine o soruyu soracağım. Tabii. O sorunun çünkü cevabını cidden merak ediyorum. Mesela diyelim ki ben bugün gittim ama karakola, ama jandarmaya, evet, ama direkt adliyedeki Cumhuriyet Savcısına bugünün tarihiyle bir dilekçemi verdim. Tamamdır. Dilekçemi verdim. Savcı o dilekçemi aldı. Evet. Kanunun vermiş olduğu yetkiyle benim soruşturmam başlamış oldu şikayetime bağlı olarak. Evet. Bu şikayetime bağlı olarak başlayan soruşturmayı savcı olumlu ya da olumsuz bana ne kadar süre içerisinde bitirmek zorunda, böyle bir zorunluluk var mı? Yoksa ben sen şikayetini verdin, bekle kardeşim, davam da çok, soruşturmam da çok, dosyam da çok, vaktim de çok yüreğim, hep birazcık daha bekleyeceksin deyip bu atıyorum 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 yıl böyle süren mermi var. Yani bir kısıtlama var mı savcılık açısından? Yani aldığınız şikayeti atıyorum kanun maddesi diyor mu sadece? Sen bir şikayet aldıysan
Bugün ayın kaçı kardeşim? 1 Şubat. O zaman sen bunu 60 günde sonuçlandıracaksın, olumlu ya da olumsuz. Çok afaki bir gelişme yoksa, yani soruşturmanın tabii ki derinleşmesi vardır. Evet. İşte ne bileyim başka şeyler araştırılması vardır vesaire. Ama benim anlattığım basit bir şikayetçi. Kişi bana hakaret etti, atıyorum mesajla. Evet. Ya da sözlü olarak. Ya da yolda yürürken benim tanıklarım da var. Bunlar da. Şimdi bu basit bir şikayeti. Savcının hangi süre içerisinde dava ya da dava dışı pozisyonda değerlendirmesi gerekiyor? Şimdi bu süre var mı orada? Soruşturma zaman aşımı var. Doğru. Yalnız orada 8 yıllık süre öngörülmüş en minimum olarak. Tabii bir ufak basit bir şikayette 8 yıl kesinlikle beklenilmiyor. Hı hı. Burada yargının işleyişinde savcılık makamı makul süre içerisinde bunları sonuçlandırmak zorundadır. Hı. Çünkü yargı içerisinde de HSK müfettişleri ile bunlar denetleniyor. Yani Cumhuriyet Savcıları'nın önündeki dosyalar belli süreler içerisinde HSK müfettişleri tarafından hangi sürelerde bir işlem yapılmış, hangi dosyalar sürüncemede bırakılmış mı, bırakılmamış mı, bu hususta müfettişler tüm dosyaları denetlerler. Eğer terakküme sebebiyet verilen hususlar olmuş ise o sorumlu savcı hakkında idari işlem yapılabilir. Bunun denetim mekanizması vardır. Vatandaşımız şikayette bulunur, soruşturma devam eder. Soruşturmanın uzadığı takdirde vatandaş şikayet hakkını kullanarak o savcı hakkında şikayette bulunur ise ve HSK bunun gereği soruşturma yapılması gerektiği kanaatine de varırsa HSK müfettişlerini görevlendirir ve yapılan işlemlerin incelenmesine karar verilir. Tabii bunlar ayrıntılı süreçlerdir. Her olay içinde farklı aksiyonlar getirtebilir. Benim bildiğim mantıklı da yani soruşturmanın evet. Genişletilmesi olabilir, tabii, başka şeylerin dinlenmesi vesaire. Kapsamlı soruşturmalarda uzun yıllar sürebilir. Peki mesela kişi şikayet ettiğinde hani mağduriyetten bahsettik ya, yasa kısıtlıyor. Evet, yani evet. Şikayet et ama kişiye iftira atma. Evet. Yani şimdi işin bu sınırını geçtiğinde kişi nasıl bir ceza hukukuyla karşı karşıya kalır? Yani şikayet etti, şikayetini ispatlayamadı. Olay takipsizlikle ya da kovuşturmanın gerek olmadığı konusunda bir karar verdi. Karşı taraf tabii otomatikman bir hak elde ediyor. Şimdi bu konu çok önemli, hassas bir çizgidir. Kişinin gerçekten iftira atmak maksadıyla mı şikayetçi olduğu, yoksa gerçekten böyle bir olay oldu ama deliller mi elde edilemedi? Bu ikisi arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Her şikayet konusu da dava açılma gerektirilmez. Her takipsizlikten sonra iftira suçundan o kişi hakkında işlem başlatılması gerekmez. Çünkü anayasa kişilere, vatandaşlara şikayet hakkını öngörmüştür, açmıştır. Diğer türlü, yani aksi olsa kimse kimseyi şikayet edemez. Soruşturmalar yapılamaz. Her takipsizlikle sonuçlanan dosya iftiradan o kişiye geri döneceği için yaşanmaz hale gelir. Kimse hakkını da arayamaz. O zaman ince bir çizgidir. Hukukumuz yani şunu mu arıyor orada? Yaşanmışlık illaki olmaz. Yani bir şeyler yaşanmış olabilir. Ha suça konu ispatlanamadı ama. Evet. Yani böyle bir, evet, bir ince çizgi. Evet, ince ispatlanamadı ama böyle bir şey yaşanmış. Yani bu burada bir iftira yoktur. İftiranın oluşabilmesi için kişinin kasten hareket etmesi lazım. Yani gerçekten öyle bir suç işlenmedi. Ya da öyle bir olay olmadı. Olay olmadı. Kişi karşı tarafa sadece zarar vermek, onun hakkında idari veya adli soruşturma yapmak amacıyla gitti şikayetçi oldu. O kişi tutuklandı, o kişi gözaltına alındı vesaire. Gerçekten böyle bir olay araştırıldığında yok ise iftira suçundan şikayet eden hakkında soruşturma yapılır. Burada karşı tarafın ne gibi bir mağduriyet yaşadı tabii ki önemli bir zaten, mağduriyet yaşadığım kadarıyla. 267. maddede bulunan iftira suçunda kanun tek tek sıralamış. Sonucunda şikayetin iftira atılması sonucunda kişi idari soruşturma mı geçirdi, adli soruşturma mı geçirdi, gözaltında mı tutuldu, tutuklandı mı? Çünkü bazı önemli dosyalarda kişiler öyle iddialarda bulunuyor ki karşı taraf tutuklanıyor. Sonra geliyor, ben işte iftira attım, kızgınlıkla söyledim ama adam tutuklandı, 3 ay cezaevinde yattı. Bunun bir bedeli olmayacak. Bu sefer iftira suçundan onu şikayet eden kişi hakkında soruşturma ve yargılama yapılıyor.
Peki ben özellikle yıllardır adliyede davalar takip ettiğim için zaman zaman bu soru hep kafamda oldu. Evet. Çoğu avukat arkadaşları konuştuğumuz zaman biraz nasıl derler, Zülfikar'a dokunmayan cevaplar aldım ama bugün stüdyodasınız, televizyondayız. Ben Zülfikar'a dokunacaksa dokunsun da cirim televizyon programı öğrenmek babında söylüyorum. Diyelim ki savcı şikayete istinaden davayı açtı. Eldeki soruşturmalar işte ne bileyim ne delil bulduysa ya da bulmadıysa da kafasındaki hukuki konsept ya da ne bileyim hukukun vermiş olduğu yetkiyle evet ben bu davayı açıyorum. Kişi yargılaması yapıldı. 3 ay 5 ay sonra bu suçtan beraat etti. Hakim dedi ki arkadaş sen bu suçu işlememişsin. Hani bu dava da sen sanık değilsin. Dedi kapattı dosyayı. Şimdi kişi şu anlamda söyleyeyim. Tamam iftira vesaire kapsamı varsa karşı taraftaki kendisini şikayet edenle dava açabilir. Onu cepte koyduk. Kanun maddesi onu düşünüyor. Peki Cumhuriyet savcıları da bu denklemin içine giriyor mu? Ya savcım sen bu davayı açtın ama bak ben beraat ettim. Bu bir iftiraydı. Bak bu iftiraya sen de bir şekilde hukukta zemin hazırladın. Beni götürdün yargılattın. İşte ben adliye 5 sefer 10 sefer işimi gücümü bırakıp geldim. Bununla ilgili ifadeler verdim. Gittim bu suçu işlemediğime dair deliller toplamaya çalıştım. Sen bu davayı hangi cihette açtın? Yani hukuk sana bazı şeyleri bazı nedenlerden dolayı açma hakkı veriyor da bazı nedenlerden dolayı da açmama hakkı veriyor deyip bir dava açma hakkı var mı? Yani savcılarımız bu terazinin içine giriyor mu? Yoksa sadece şikayet edenle mağdur arasındaki bir konu mu? Şimdi bizim yargılama ceza hukukumuzda yargılama sistemimizde şöyledir. Cumhuriyet savcılığı bir küldür. Cumhuriyet başsavcılığı adına hareket eder bütün cumhuriyet savcıları. İddianameyi hazırlar, savcı mahkemeye gönderir. Mahkeme bunun sonucunda bir karar verir. Ya mahkumiyet hükmü, adli para cezası, ceza ve güvenlik tedbirlerinin hükmedilmesi vesaire. Ya da beraat kararı verir. Verilen bu karar tekrar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önüne gelir. Heh. Evet. Eğer Cumhuriyet Başsavcılığı, o birime bakan savcılar bu kararı beğenmezse üst mahkemeye taşıma hakkı vardır. Yani iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Beraat kararı verildi. Hem duruşma savcısı hem bu iş bu konuyla görüldüğü yapacak savcı bu beraat kararının usule ve yasaya aykırı olduğu kanaatinde ise bu dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşır. Yani yargılamalarda Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemeler arasında böyle bir döngü vardır. O herkes evet. İddiasını da bir şekilde tabii. Arkasında ispatlamak tabii. Ya da devam ettirmek mümkün. Şunu Cumhuriyet Savcılığı hakkı iddianame hazırlar, gönderir, beraat kararı verir. Savcı da buna itiraz etmeyebilir. Konu kapanır. Hı. Yani böyle mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı arasında karşılıklı bir denetim diyebiliriz. Yani mahkemelerin vermiş olduğu kararlar savcılar tarafından itiraz üzerine istinaf mahkemelerine taşınabiliyor. Evet. İstinaftan da temiz edilerek Yargıtay'a taşınabiliyor. Anladığım kadarıyla zaten sistemde eskiden yoktu ama son kaç senedir var bilemiyorum. Mahkemeler mesela iddianameleri kabul edip etmeme süreçleri gibi bir şey var. Doğru. Yani orada bir nevi tescil oluyor. Yani savcının her açtığı ya da her iddia ettiği şeyi mahkeme kabul etmeyebiliyor. Anladığım kadarıyla yani bunun zeminini hazırda. Yani sen böyle bir şey düşünüyorsun ama bunun zemininde benim yargılamamı gerektirecek bir unsur yok. Sonu belli olan bir şeyi ben niye kendince şey yapayım der gibi süreçte. İddianamelerin değerlendirme aşaması olur. Mahkemeler eksik hususları gördükleri takdirde iddianameleri kanunda sayılı hallerde sadece iade edebilirler. Tekrar o savcının önüne gelir. Eksik husus giderilir. Takdir edilirse. Sonra tekrar mahkemesine gönderilir. Yani usulî bir takım eksiklikler olmuş olabilir. Rapor eksik doktor raporu eksik alınmış, alınmadan dava açılmış olabilir. Bir takım eksiklikleri
mahkeme tespit ederse iddianamenin kabulüne değil de iddianamenin iadesine karar verir. Tekrar savcı tarafından bu incelenir. Mahkemeye gelir. Onu eski dönemlerde sene 2000'lerde 2005'lerde falan mahkeme başkanlarımızdan ve hakimlerinden çok serzenişte duyduklarını bilirim. Çünkü normal bakacakları davayı bırakıp savcı gibi olayı soruşturmasına girmek zorunda kalıyordu. Ya bu eksik, bu eksik, bu eksik derken süreç uzuyordu. Onlar da hatta kendi meslektaşlar olduğu halde kendi yanlarında oturan savcı böyle, ya savcı yani bunları da toplamamış falan. Çünkü öyle bir reddetme yetkisi yoktu. Yani iddianame direkt düştüğünde davaya bakma gibi bir şey vardı. Bazı olaylarda delillerin İvedilikle toplanması gerekir. Evet. O anda toplanılmayan deliller sonra yargılama aşamasına kadar kaybolur. Mesela bir olay yerini gören kamera kaydı var ama kamera kaydı 15 günlük kaydı tutuyor. O anda o kamera kaydı tam olayı net bir şekilde gördüğü halde alınmamış. Yargılamada 3 ay sonra başlamış. Yargılama aşamasında o delil tespit edilemez ki artık bitti. Geçti. Evet. Bitti. O yüzden ve can alıcı noktası da gitti gibi bir şey oluyor. Bu da adaletli sekte olması gayet önemli. Peki mesela önemli. Hemen kamera dediniz de ben buradan gireceğim. Şimdi şikayet hakkını kullanırken insanlar nasıl delillendirmesi gerekiyor ki her şikayetin bir delili olması evet. lazım. Delili olmadan yapmaz. Hukuk neleri delil olarak kabul ediyor? Şimdi günümüzde haberleşme araçlarının bu kadar yaygın ve kolay olduğu bir zamanda WhatsApp mesajlaşmaları, Instagram mesajlaşmaları, Facebook Messenger mesajlaşmaları, normal SMS mesajları bunların hepsi hukukumuzda delil olarak kabul edilir. Kişi oradan hakaret ve tehdide maruz kalmış ise bunun ekran görüntüsünü alarak ilgili birimlere, Cumhuriyet Savcısına, kolluk kuvvetlerine, emniyet, jandarmaya bu evraklarını götürerek şikayette bulunabilir. Aynı zamanda telefonundan tespit de yapılır. Çünkü hala telefonunda o mesajlar kayıtlı ise kolluk birimi tarafından bu mesajlar kayıt altına alınır. Dosyasına eklenir, ifadesi alınır. Şikayet hakkı bu şekilde delillendirilerek kullanılabilir. Hukukumuzda tanık da bir delildir. Bu olay kişi bu delilleri kendisi toplamakta özgür müdür? Şöyle, yoksa yani kişi delillerin ne olduğunu söylemesi gerekir. Çünkü bir kişi müracaat etti. Ben şöyle bir suça maruz kaldım. Mağduriyet yaşadım dedi. Tamam bu şikayet hakkını kullandı ama nasıl oldu? Tanık mı var? Kamera kaydı mı var? Efendim mesajlaşma mı var? Nasıl oldu? Bunu ispat edemez ise yargılama aşamasına geçilmesi konusunda zorluk olabilir. Takipsizlikle sonuçlanabilir. Yani şikayet ederken bir nevi delilleri de yanında götürmesi tabii, gerekiyor. Tabii şikayet ederken delilleri de bir nevi yanında götürmesi her zaman daha iyi. Peki farklı. Mesela biz daha çok hafif şeylere durduk işte hakarettir ne bileyim saldırı vesaire gibi ama işin içerisinde bizim toplumumuzun yapısında şu vardır. Biz birisini gördüğümüz zaman yaralı ne bileyim herhangi bir şekilde sıkıntıda yani yardım etme isteği duyarız. Evet. Yani yaralı gördüğümüz zaman aman neyim var diye gider yardım etme isteriz. Evet. Ya da birisi bağırdığı zaman ne oluyor der gibi bir yardım isteği duyarız. Bunu yaparız. Evet. Kimi zaman sözlü olarak yaparız bir ihtiyacım var mı diye. Ama bazı zamanlarda da direkt olayın içerisine girecek kadar hareketler ya da eylemler içerisinde yapıyoruz. Şimdi bizim hukukumuzda bu yardımla İşte atıyorum ben basit bir olayım, bir cinayetin ya da herhangi bir yaralamanın içerisinde sanık olabilecek pozisyona düşmemek adına kişiler nasıl tedbirli davranması gerekiyor? Ya arkadaş yardım ediyorsun, boş ver, et, o delil, bu delil, boş ver, her tarafı karıştır. Yani yapabildiğin yap, sonunda kişinin atıyorum öldüğünü düşünün, öldüğünde delillerin tamamen sizi işaret ettiğini düşünün, aslında siz yardım edersiniz ama yardımınızı ispatlayamıyorsunuz. Bu gibi bir şey, yani biz hukukun karşısında mağdur kalmamak için, sanık olmamak için, ne bileyim yargılanmamak için nereye kadar yardım etme şeyimizi kullanmamız evet. lazım? Ya da durup arkadaş bir dakika ben sana yardım ederim ama bu benim hukuksal sınırlarımı ya da hayatımı tehlikeye atar hukukun karşısında. Ben en iyisi bir telefon mu edeyim? Yani bu bir mekanizmadır. Şimdi bu konular kamuoyunda belli davalarda çok dile getirildi, konuşuldu. Çok önemli, hassas konular. Doğru. 2011 yılında ben hukuk fakültesinden mezun oldum. Bugüne kadar da bu işlerin içindeyiz.
Burada benim şahsi kanaatim, bir mağduriyet var, bir olumsuzlukla karşı karşıya kalındı, başka da kimse yok. Bunu delillendirmek için ilk evvel 112'yi arayıp bu konunun direkt aktarılması, çünkü 112 kayıtları hep kaydedilir. Yani o aramaların tamamı kaydedilir. İşte konunun direkt ilgili birimlere aktarılması ve yapılabilecek zaruri bir yardım varsa yapılabilmesi. Ama sizi açacak. Şimdi siz bir cinayeti gördünüz. Elinde silahla bir kişiye vuruyor, sıkıyor vatandaş. Sizde de bunu engelleyecek bir güç yok. Sizde de silah yok. Sizde herhangi bir kesici delici alet yok. Gece vakti. Burada siz bu konuya müdahale etmek isterseniz belki de silah size doğrultulacak. Burada yapılması gereken ilk evvel iş konunun 112 birimlerine aktarılması. Yani emniyete bildirilmesi. Emniyete bildirilmesi. Kayıt altına alınması. Yarın doğacak herhangi bir olumsuz durumda o kayıtlar tekrar getirtilir. Kişi ne demiş, o anda nasıl bir ifade kullanmış, gördüklerini nasıl anlatmış, sonraki ifadesi nasıl. Çünkü bu tamamen kurmaca da olabilir. Kişi belki kendi işlediği suçu başkası işlemiş gibi bunu da yapabilir. Ama kanunumuz kolluk kuvvetleriyle vatandaşlar arasında keskin bir ayrım yapmıştır. Kolluk kuvvetinin bir suçu işlendiğini görerek müdahale etmemesini farklı yorumlamıştır. Vatandaşın bir suç işlendiğini görerek müdahale etmemesi hususunu farklı yorumlamıştır. Kolluk kuvveti böyle bir durumu gördüğünde müdahale etmekle görevlidir. Eğer etmezse suç işlemiş olur. Bir kişinin görevli bir polis memuru görev esnasında, görev alanında böyle bir durumun olduğunu bizzat gördü, haber aldı, karşılaştı. Ona müdahale etmesi onun görevidir. Etmezse ihmal göstermiş olur ve yargılanabilir. Peki mesela yine o yardım konusuna girdim. İşte bu bizi duyarsız bir insan ya da toplum haline mi getirtir yoksa getirmez mi diye şu mahiyette soracağım. Diyelim ki gördük olayı, iki kişi yani komşumuzdur ya da tanıdığımız insanlardır. Sokakta birbirine girmiş vaziyetteler. Hemen açtım 112'yi. Evet. Dedim bizim sokakta işte şu numaranın önünde iki kişi atıyorum birbiriyle kavga ediyor. Birinin elinde silah da var galiba dedim. Evet. Telefonu kapattım. Benim açımdan söylüyorum. Geçtim evimin içine oturdum. Evet. Belki camdan hafiften bakıp seyrettim. Belki balkondan bakıp hafiften seyrettim. Ama olaya hiçbir şekilde aşağı inip ya da siz ne yapıyorsunuz deyip dahil olmadım. Evet. Bu beni kanun namında suçlu pozisyona mı getirir? Yoksa arkadaş sen madem gördün senin hukuken gidip bu suçun işlenmesine engel olman da gerekirdi mi? Hayır, şöyle şimdi mesela yani insanlarımız çoğu burada bunu eleştiriyor. Hani evet. Ya bak seyrediyor. Hiç müdahale etmiyor. İyi de arkadaş müdahale etmesini bekledik. Şimdi normal bir vatandaş şimdi, polis değil, jandarma değil. Efendim mesela asker değil yani. Şöyle anlatalım. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 86. maddesi yaralama suçunu düzenlemiştir. Mesela burada basit yaralama. İki kişi birbiriyle yumruklaşıyor. Kesici delici alet yok, silah yok. Şikayete tabi bir suç. Kişiler orada birbirlerine müdahale etmişler. Şikayetçi de olmamışlar. Onlar için şikayet olmadığından suç da oluşmaz. Vatandaşımızın bunu bildirmek görevi de değildir. Ama bildirirse ihbar niteliğinde değerlendirilir. Emniyet bildirimleri oraya müdahale eder. Bazı suçlar da şikayete bağlı değildir. Onu görmenize rağmen bildirmeniz gerekir. Mesela cinayetin işlenmesi vesaire durumlarında. Bu da zorunluluk tarafından. Resen soruşturulan suçlarda suçu bildirmeme suçu oluşur. Yani siz bir suçun işlendiğine müttali oldunuz. Yani bu basit bir şey de değil. Bunu ilgili birimlere bildirmekle yükümlüsünüz. Peki mesela vatandaşın hep şu tedirginliği vardır. Bildirirsem
Bana da bilgi sahibi olacağım da. Evet. Şimdi bildirdiğim bilgiden bilgi sahibi olduğum için hukuk bana madem biliyordun niye müdahale etmedin kardeşim der mi? Ya i̇şte, böyle bir de sıkıntı var yani. Yani hani şey diyor insan ya başıma iş mi alacağım boş ver. Bana polis bilirse bilir ya da herhangi birisi arasın. Şimdi o vatandaşın duyarlılık göstersin tamam hukukun korunması anlamında güzelin ve huzurun korunması anlamında yapması gereken en iyi şeyi yapacak. 112'yi arayacak çünkü o onun işidir. İhbarda bulunacak. Peki hukuk burada kalkıp şunu diyor mu? Ya arkadaş sen ihbarda bulundu ama sen ihbarda bulunduktan sonra 3 dakika sonra bu adam öldü. Niye aşağıya müdahale etmedin? Sorusu şimdi, çıkar mı orada? Hayır vatandaşlarımız için bizler için böyle bir konuya müdahale etme zorunluluğu yok. Çünkü bir cinayet işleniyor, adamın elinde silah var, makineli tüfekle karşı tarafa ateş ediyor. Sizde çıplak kesici, delici alet yok, silah yok, hiçbir şey yok. Kendi canınızı ortaya koyup, kendinizi riske atarak ona müdahale etmeniz zaten hiçbir düzende beklenemez. Yapılması gereken bunu ilgili birimlere, yani 112'ye artık hepsi birleştirildi, 112'ye konunun aktarılması. Peki orada mutabık olduk yani zorunlu olmadığınız sürece ya da hayatınızı riske atıyorsa girmeyin. Hayatınızı riske atıyorsa ama şunu yapın en azından düzeni korumak, huzuru korumak anında bir telefon edin. Tabii. Bırakın onu sorumlu olan insanlar bir şekilde halletsinler vesaire diye. Peki en çok vatandaşların hani şok yaşadığı şeyler hani bazen muhtarlar bırakılıyor, bazen evlere direkt tebligat yapılıyor falan filan. Kişi kendisi hakkında bir şikayet olduğunu olup olmadığını diyeyim daha doğrusu. Evet. Soruşturabilir mi? Araştırabilir mi? Yoksa eline geldiğin zaman görürsün gibi bir sistem mi var şeyin içinde? Yani kendi şikayetini değil diyelim ki biz burada oturuyoruz. Yani ne bileyim arayıcı seni şikayet etti diye birisi belki beni şikayet etti. Ama bilgim yok. Evet. Yani bundan nasıl bir bilgi sahibi olabilir? Hukuk bize bu konuda benim hakkımda şikayet var mı diye bir butonu var mı yani böyle bir malum internet sistemleri var ya öyle bir sistem var mı adını yazdığın zaman Google'da çıkıyor ya şimdi, onun gibi bir sistem var mı? Günümüzde artık e-devlet üzerinden hakkınızda yapılan bütün yargılamalar görünüyor. Ceza yargılaması olsun ya da hukuk davaları ya da icra takipleri e-devletinizden çıkar. Ancak savcılıklarca yapılan soruşturmalar e-devlet üzerinde gözükmez. Evet. Orada e-devletten öğrenemezsiniz. Bunu adli soruşturma ise hakkınızda şikayet olup olmadığını Cumhuriyet Başsavcılıklarının ön bürolarında kimliğinizde giderek hakkımda yapılmış herhangi bir şikayet var mı şeklinde bunu bilgi edinebilirsiniz. Yani bilgi edinme kanunu kapsamında bu hakkınız var. Doğru. Ben İzmir'de avukat olarak görev yapmaktayım. Benim de birçok insan şikayet etmiş olabilir, ediyor olabilir vesaire. Yani ben kimliğimle gidip adliyede Cumhuriyet Başsavcılığında benim hakkımda yapılmış herhangi bir şikayet var mıdır yok mudur şeklinde sorabilirim. Vatandaş olarak da sorabilirim. Her vatandaş. Kendimizle ilgili. Evet. Kendimizle ilgili gidip soruşturabiliriz. Her şikayet tarafımıza bildirilmeyebilir. Çünkü şöyle. Şey anlamında mı? Başlangıcı anlamında mı? Sonucu anlamında mı? Hayır. Eğer ifadeniz alınmadı ise hakkınızda yapılan şikayet takipsizlikle de sonuçlandırıldı ise size tebligat yapılmaz. Öyle mi? Evet. Tebligat yapılmaz. Yani ama ne oldu davam diye beklemenize gerek yok. Size bir şey gelmediyse yok demektir öyle bir davam. Şikayet edildi. Bu savcının önüne geldi. Burada suç unsuru yok dedi. Kapattı. Bunun size ifadeniz alınmadığı için tebligatı yapılmayabilir. İfadesi alındıysa o zaman hakkındaki sonucu tarafa bildirilmesi gerekir. Tebligat yapılır. Anladım. Hakkınızda şu kişi şöyle bir şikayette bulundu. Sizin ifadenizde bunları söylemişsiniz. Ancak biz suç unsuruna rastlamadık ve bu dosyayı takipsizlikle yani kamu adına kovuşturma yer olmadığına dair karar ile kapattık. Bu karar size tebliğ edilir. Anladım. Çünkü ifadeniz alınmıştır. Evet. Peki şimdi ben birazcık da hani bizim insanlarımızın bazen filmlere de konu oluyor. Yani karakola mı gideceğim? İşte polis beni mi çağırdı? Adliyede savcı çağırdı. İşte mahkemeye mi çıkardı? Tabii ki hukuksal bir süreç olduğu için ve sonucu da soru işaretleri. Siz hukukçular, biz gazeteciler az buçuk biliyoruz ama neticede normal vatandaş hani adliye düştü mü vay halime, karakola gittim mi of halime. Efendime söyleyeyim savcıya gittiğim zaman vay gibi sistemlerde bulunuyor. Şimdi normal şartlarda karakolda ifadeye çağrılabilirsiniz. Savcılıkta ifadeye çağrılabilirsiniz.
mahkemeyle ifadeye çağırır. Bu hukukun içerisinde işleyen bir mekanizmadır. Evet. Yani eğer mağdur sanık değilseniz ve bir suç işlemediyseniz bundan korkacak hiçbir şey yok. Gider ifademizi verirsiniz, evet, çekilirsiniz. Cesaret noktası bu. Onun dışındakilere cesaret zaten yüklemiyoruz. Peki kişi böyle durumlarda tedirginlik yaşadığında, savcı ya da polise ya da mahkemeye çağrıldığında kendini hukuksal anlamda güvende hissedebilmesi için ne yapması lazım? Yani elini kolunu sallayıp gideyim. Ne soracaklarsa sorsunlar, söylerim gibi mi? Burada hemen parantez hukukçulara geliyor tabii. Sizlere çünkü varlığı gerçekten, evet, ben her zaman söylüyorum. Yani başka davalar için söylemem ama ceza hukukunda, evet, avukatların gerçekten çok, evet, çok 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 önemi var. Evet. Yani bir kelimeyle eyvah diyeni de biliyoruz. Evet. Bir ayrıntıyı yakalayıp oh rahatladım diyeni de, evet, biz çöküyoruz. Burada kişilerin ne yapması gerekir? Şimdi Ali Bey, bu konu hassas, güzel, iyi ki sordunuz. Ceza muhakemesi kanunumuza göre eğer bir suçun alt sınır 5 yıldan yüksek ise muhakkak avukat ile ifadesi alınmak zorundadır. Eğer o ifade avukatsız alınmış ise ve kişi tarafından sonra inkar edilirse geçerliliği yoktur. Orada bir 5 yıl sınırı var. 5 yıl sınırı var. Ya onun üstündeki suçlarda mutlaka avukat alınacak. Alt sınırı 5 yılın üzerindeki suçlarda muhakkak ifade alınırken avukat bulunmak zorundadır. Sizin tanımış, güvenmiş olduğunuz bir avukat var ise çağırabilirsiniz. Onun hakkınız var. Makul süre içinde bildirdiğiniz avukat oraya gelebilir ise onun huzurunda ifadenizi verirsiniz. Ama böyle bir tanıdığınız, güvendiğiniz bir kişi yok. Ancak avukat yardımından yararlanmak istiyorum diyorsunuz. Ceza muhakemesi kanunumuza göre İzmir'deyseniz İzmir Barosu tarafından tarafınıza bir avukat görevlendirilir. Avukat huzurunda ifadeniz alınır. 5 yılın altındaki suçlarda da avukat yardımından yararlanmak isteyebilirsiniz. Bu ceza muhakemesi kanununa göre sizin en doğal hakkınız. Bir şikayette bulundular sizin hakkınızda. Bu sebeple karakoldan sizi çağırdılar. Siz karakola gittiniz. Ben avukat eşliğinde ifade vermek istiyorum dediğinizde dahi tanıdığınız, güvendiğiniz bir avukat yoksa İzmir Barosu'ndan kayıtlı bir avukat çağrılır ve onun huzurunda, onun yardımıyla ifadenizi verirsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili ceza yargılamalarında emniyet, jandarma ifadesi, savcılık ifadesi aşamasında tecrübeli bir avukat yardımından faydalanmak çok 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 iyi olur. Çünkü kişiler birçok zaman sadece hayatında bir kez ifade vermeye karakola girmiş oluyor. Yani oranın atmosferini daha önce yaşamıyor, olayı anlayamıyor, o şok halinde ne dediğinin farkında olmuyor. Yani senin haklarını hatırlatan bir avukatın orada bulunmuş olması haklarını güvence altına almak adına çok önemlidir. Ceza soruşturmalarında, ceza yargılamalarında avukat yardımından güvenilen, işinde ehil, tecrübeli bir avukat yardımından faydalanmak kişilerin yararına olur. Yani, evet. Mesela en çok merak ettiğimiz lafı orada getirecektim zaten. Yavaş yavaş sınırdan çıktık, o odaya geldi. Diyelim ki tanıdım ben sizi, çağırdım. Yüksel Bey avukatımdır, gelsin dedim. Evet. Siz de sağ olun kırmadınız, dedim Ali Bey'in sıkıntısı varmış, evet, ben hemen dedim karakola gidelim. Siz o arada benimle tabii ki baş başa mutlaka bir görüşme yapıyorsunuz. Muhakkak. Dur. Kanuni zorunluluk. Siz orada müvekkilimiz olarak beni sanık pozisyonda düşeceğim ya da düşmeyeceğim ayrı. Bana nasıl bir hukuki destek veriyorsunuz, nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Yani benim şöyle söyleyeyim, hani faydam olacak değil. Ne tür hata yapmamam için beni kontrol ediyorsunuz? Şimdi genel olarak vatandaşlar emniyet birimlerine, jandarmaya çağrıldıklarında sadece kendilerine kısa bir bilgi verilir. Yani ifadeniz alınacak. Gidersiniz, dosyadan çok ayrıntılı olarak haberdar olamayabilirsiniz. Dosyanın içindeki delillerden, hakkınızdaki şikayetlerden ayrıntılı olarak bir bilginiz olmayabilir. Orada kısa bir bilgi verirler. Ve o anda
o soruşturma evrakını sizin okuyarak anlamanız zaten şok halindesiniz, pek mümkün de olmaz. Ama tecrübeli bir avukat geldiğinde oradaki delilleri çok kısa bir süre içerisinde anlar, size aktarır ve doğru bir şekilde ifadenizi vermenizde, olayı anlamanızda, hangi yerlere vurgu yapmanız gerektiğinde yardımcı olur. Avukatın işi, iyi bir ceza avukatının işi sürekli bunlar olduğu için size yol gösterme anlamında, hata yapmamanız anlamında yardımcı, hukuki bir yardımda bulunur. Ama vatandaşımızın çoğu hayatında karakolun önünden geçmemiş oluyor. Asbelkader bir suç, bir şikayetle karşılaşmış oluyor. Karakola gittiğinde ne yapacağını şok halinde anlayamıyor, nasıl ifade vereceğini bilemiyor, yanlış şeyler söyleyebiliyor. O yüzden avukat yardımı soruşturmalarda çok önemlidir. Yani şey gibi oluyor mesela, soruşturmanın aslında içinde ama beni bundan dolayı ifade, ben en iyisi orada yoktum diyeyim deyip basit bir mantıkta çıkacağını düşündüğü yerde tabii, aslında sen oradasın, evet, orada olduğun biliniyor tabii, da tabii, olaya ne kadar dahil olduğun bilinmiyor. Ama sen baştan ben bu işten kurtarayım mantığı ben orada değilim dediğinde zaten başlı başına olayı Arap saçına çevirmiş gibi bir mantık içerisinde. Zaten gidiyor. geniş kapsamlı soruşturmalarda sizin hayır demenizi istenilen sorular olur. O sorulara sizi hayır tanımıyorum demenizi isterler. İlk önce bunu söylerseniz sonrasında sizin önünüze bir fotoğraf koyarlar. Çok önemlidir. Yani bu basit soruşturmalar için değil, ancak kapsamlı soruşturmalar için bir avukat yardımında ceza hukuku konusunda evet, çok 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 evet, çok önemli. Çok ya önemli. Ne olacak ki dediğiniz yerde çok doğru, büyük problemler doğru, yaşayabilirsiniz. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben yani sabaha kadar otursak ceza hukukunu bitiremeyiz. Evet. Ne yargılama sürecini, ne soruşturma sürecini, ne sonuçlarını falan. Ama sizin hukukçu olarak ve ceza hukukçu olarak vatandaşlara şunu da söyleyeyim diyeceğiniz bir cümleniz varsa onu alıp yavaş yavaş programımızı kapatalım derim. Avukatlara güvensinler, avukatların hukuki yardımından faydalansınlar. Bizler kamuoyu nezdinde bazı kişiler tarafından doğruları söylemeyen kişiler olarak lanse edilebiliriz. Ancak biz avukatlar olarak hukukun gereğini, kişilerin hakkını korumak adına bir takım hukuki güvencelerde, hukuki korunma kapsamında yardımlarda bulunuyoruz. Ancak kamuoyunda oluşan büyük bir algı var avukatlar hakkında. Buna inanmasınlar, buna kanmasınlar. İyi bir ceza hukukçusu hayat kurtarır. O yüzden teşekkür ederim. çok çok teşekkür ederim tekrardan. Efendim tabii hakkımız, hukukumuz dedik, ceza hukukuna girdik. Sayın Yüksel Dilek'in anlattığı konuyu ben de zaten programı kapatırken özellikle söyleyecektim. Ne kimseden şikayetçi olacak pozisyonda kalın, ne de kimsenin mağduru pozisyonda kalın. Ama tabii ki hepimiz bu hayatta yaşıyoruz. Her an her şeyin içerisinde olabiliriz. Ama ceza hukuku konusunda küçük ya da büyük, efendim önemli ya da önemsiz, tanıdık ya da tanımadık, herhangi bir şekilde hakkımızda bir soruşturma varsa, şikayet varsa ya da şikayet edeceksek, hakkımızı arayacaksak ceza hukuku konusunda iyi bir avukat tutmanın her zaman faydası var. Çünkü gelecek neticede o açılan soruşturma ve açılan davayla sizin hayatınıza mal olacak bir gelecek olacak. Bunun için de hukuki destek şart olacak. O yüzden hukuktan ayrılmayın. Hukukçuların sözlerinden ve desteklerinden hiçbir zaman da imtina etmeyin. Önümüzdeki hafta yeni program ve konumuzda yeniden karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyorum.